Evet, herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Sonra videomuza geçelim. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada eğitim çalışması yapıyoruz. Biz burada hisse verirken siz de kendi riskinizi oluşturup riskinizi gözden geçirip kesinlikle araştırma yapmadan da bir hisseye senedine yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, şimdi bugün sizlerle tabii ki Cuma günü borsamızda düşüş oldu. Bu %3'lük düşüş tabii ki bütün hisselerde aşağı doğru bir düşüş oldu. Yani bu bekleniyordu. Ama tabii ki Cuma günü beklemiyorduk ama bir satış geldi. Ben şimdi yarın için arkadaşlar bakın bazı hisseleri söyleyeceğim. Tam alım yerlerine olan hisseler. Yani buralardan dönebilir. Yani 50 günlükleri tam 50 günlüğüne değmiş hisseleri sizlere paylaşacağım. Mesela Alkim'e baktığımız zaman burada tam 50 günlüğünün üstüne geldi. Mesela burada 21.70 çok önemli. 21.70'ten Alkim'in dönme olanağı var. Güçlü bir dönme olanağı var. Yani 21.70'ten sonra ben hızlı bir şekilde Alkim'in yukarı doğru gideceğini ve yukarıdaki direncimiz olarak da önemli bir direnç olarak da 23.12'si var. Yani 23.12 önemli bir direnç, 20 günlük ortalaması. Ben 50 günlüğünden Alkim'in döneceğini düşünüyorum. Yani burada 21.70'ten döneceğini düşünüyorum. Çünkü daha da düşüremezler arkadaşlar. Hani buralar artık güzel alım yerleri. Tabii ki pazartesi yarını görmek lazım. Ona göre karar vermek lazım. Ama ben Alkim'in de artık yükseliş trendine geçeceğini düşünüyorum. Diğer hissemize geçelim hemen. Diğer hissemiz de Kardemir D arkadaşlar. Yani Kardemir D'ye baktığımız zaman artık yani şirket battı mı? Batmadı. Bir uzun bir çubuk çekti. Yani yüzde aşağı yukarı Kardemir %5'lik bir düşüş yaşadı. Ve bu düşüşün artık hani buradan bir düşüşün bakın çok güzel bir desteğine doğru gidiyor. Yani 14.90'a doğru gidiyor. Ben 14.90 es geçilirse şuradaki sağlam desteği olan 14.36 yani 50 günlüğüne bir değeceğini şuradaki 50 günlük önemli 14.60 14.90 bandından döneceğini düşünüyorum. Tabi buralar sağlam yerler. Yani düşse bile 14.90 14.60 bandı çok önemli. Ben Kardemir'in buralardan döneceğini, buraların hala ucuz olduğunu Kardemir'in hala buraların ucuz olduğunu düşünüyorum. Altta dediğim gibi 14.60 sağlam destek. Yukarıda da artık direnç olarak yukarıda bizim 15'te kapattı. Direnç olarak şuradaki 15.70 önemli bir direnç ve yukarıdaki 16.44'ümüz var. Ben buralardan yani biraz daha bekleyip yarın görüp Kardemir'i arkadaşlar her düşüşler alım fırsatıdır. Yani borsada karamsarlığa gerek yok. Yani nakit yanımızda her zaman nakitimiz olsun. Yani nakit olsun ki düştüğü zaman hisseyi toplayalım. Yani Kardemir illaki düşecektir. Hani biraz daha düşecektir ama 14.60'tan aşağıya daha da düşeceğini ben düşünmüyorum. Yani buraları da alım için çok güzel bir fırsattır. Uzun vade arkadaşlarımız için ben Kardemir değil de şu anda güzel görüyorum. Alım yeri için. Yani burada 14.60 önemli. Yukarıda da dediğim gibi 15.70 direnci var. Direnci var ve 15, 16, 10 dirençleri var. Bunlara dikkat edelim. Ama pazartesi açılışı da görelim sevgili dostlar. Yani Kardemir'in halde gidecek mesafesi var. Diğer hissemiz de şişe cam. Yani şişe camı çok veriyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Şişe ile ilgili çok video yapıyoruz. Ve yine de vermeye devam edeceğim. Yani şişeyle bir sıkıntı var mı diye bakalım şişe camda. Hemen şişe cama bakalım. Şimdi şişeye baktığımız zaman ne oldu? Cuma günü bir düşüş yaşadı ama şişede fazla bir düşüş olmadı. Yani Kardemir gibi bir düşüş olmadı. Şimdi şişede biz 17.30 sağlam bir destek arkadaşlar. Burada 17.30'a değebilir. Yukarıda
Direncimiz dediğim gibi 18-16 ve şuradaki ara direncimiz 18-40'ı var. Yani buraları kırarsa tekrardan 18-19'lara doğru gidecektir. Şişe cam hali daha uygundur. Alım yeri için diyorsanız uzun vadede elinizde var şişe cam, sıkıntı yok. Ama yeni almak isteyen arkadaşlar için 17-30'a bir deyip, ben 17-30'a deyip yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Yani 17-30 sağlam bir destek. 17-30 kırılırsa, bakın burada ortalamanın bayağı üstünde zaten şişe cam. Biraz daha buraya 16-90'lara doğru gelebilir. Hani buna da dikkat edelim. Ama uzun vadede şişe camın da ben çok kaybettireceğini düşünmüyorum sevgili dostlar. Diğer hissemiz de Alorco Holding. Şimdi Alorco'ya baktığımız zaman arkadaşlar çok güzel bir fırsat veriyor Alorco. Şimdi ona da bakalım hemen Alorco'ya. Şimdi Alorco'ya baktığımız zaman şöyle güzel bir desteğine 26'ya doğru gidiyor. Yani burada 26'yı bekleyelim. 26'dan ben döneceğini düşünüyorum. 26'dan dönmezse o zaman bakın burada 25 ve yani 26 desteğine dönmezse 25'e kadar gitme olanağı var. Yukarıda da bakın şurada direnç olarak da ilk direncimiz şurada hemen alalım. Bakın şurada sağlam bir direncimiz var. 27-66'lar ve sonraki direncimiz de 28-60'lar. Yani Alorca'nın da biraz daha geri çekilebilir. Ben hala da ucuz olduğunu, tabi bakın Alorco şuradan beri yükseliyor. Bakın 17 liradan beri Alorco Şubat ayından beri bir yükseliş trendinde. Birazcık dinlenmek isteyecektir. Dediğim gibi yani sizler arkadaşlar, hocam diyorsunuz ki bayağı yükseldi. Arkadaşlar zaten her şey 2 kat 3 katı arttığı için yani bu hisseler buralarda ucuz. Yani buralar ucuz olarak göreceğiz. Hani Alorco'nun en fazla şurada 23, bakın 24 liraya kadar gelirse de çok güzel alan fırsat olur. Hani nerede hocam durur derseniz 24 lira en sağlamdır. Ama ben 26'yı deyip dönebilir diye düşünüyorum Alorco'yu. Tabii ki bu benim kendi görüşüm. Kesin yatırım tavsiyesi değildir. Ama uzun vadeciler için Alorco'nun dediğim gibi burada tekrardan şuradaki 24 lirayı test edebilir. Yukarıda da direnç olarak da bakın burada zaten direnç olarak da dediğim gibi şurada önemli bir 27.80'i var ve 28.90'ları görünüyor. Alorco'ya da işte yarın bir bakıp ona göre yani açılışa göre karar verelim arkadaşlar. Ama hemen hisseye dalmayalım. Dediğim gibi hisseyi biraz bekleyelim. Biraz daha düşebilir. Yani şurada 24 liraya kadar gelirse zaten çok güzel bedava olur. Hisse buralardan girilebilir. Ama dediğim gibi yukarıda 27.80'i 26.90'ı kırarsa Alorco'nun da önünün açık olduğunu düşünüyorum. Diğer hissemiz arkadaşlar Türk Hava Yolları'nı çok veriyoruz. Yani Türk Hava Yolları Cuma günü 41 lirayı gördükten sonra, bakın burada 41.70'i gördükten sonra aşağı geldi. Tabi endeksin düşüşü diye. Ve Türk Hava Yolları'nda burada 37-30 önemli destek. Oraya kadar gelir mi? Allah gelirse çok güzel alım fırsatı olur. Ama ben geleceğini düşünmüyorum 37'ye kadar. Buralar aslında çok güzel alım fırsatı Türk Hava Yolları. 38-90 da çok önemli bir destek. 38-90 deyip tekrardan yukarı gidebilir. Türk Hava Yolları da bence alım için uygun. Hala da yani ucuz olarak görüyorum Türk Hava Yolları'nı. Türk Hava Yolları'na tabi dediğim gibi kademeli bir şekilde girilebilir. Yani hedef olarak ilk hedef 45 lira. Zaten kısa vadede 45 lira arkadaşlar. Tabii ki bu kendi biliyorsunuz çoğu yatırım şirketlerinin verdiği bir hedef. Uzun vadede ben Türk Hava Yolları'nda çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Evet, bu hisselere arkadaşlar dikkat edelim. Dediğim gibi alım yerlerine, destek dirençlerine bakalım. Yarın da görmemiz lazım. Ben endeksin biraz daha yarın salacağını ama öğleden sonra endeksimizin de iyi olacağını düşünüyorum. Yani artık düşüşlerin, bu kar satışlarının biteceğini ve bütün kağıtlar artık bedava oldu arkadaşlar. Yani güzel alım yerlerine geldi. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmuyoruz. Bu akşam inşallah canlı yayın var. Herkesi bekliyorum.